şu hafriya aslında Arapçası bizim serliğimizi çevirmeliydi. Filistinli bir şairimizin çok güzel bir kitabını çevirdi. O şiir bir şiir deneyeceğiz Arapça şu anlamdan ve kitapla ilgili bir kısa bilgi verecek. Buyurun sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında kitapları Başakların Namazı 2010 yılında tercüme ettim. Biraz daha sesli şu anda. Tercüme ettiğim ilk şiir kitabıdır. Şair toplumun sesidir ve bu sesi bir nebze de olsa başka toplumlara taşıyabilmek benim için mutluluk verici bir olan. Yazar, bu kitabın yazarı Meryem Saifi, Filistin doğumlu, 1948'de ülkesi Filistin, İsrail tarafından işgal edildiğinde henüz 3 yaşındaydı. Bu küçük yaşta acıyı, zulmü, hüznü yaşadı. Bu ağır insani duyguları yaşayan şair, küçük yaşta şiir yazmaya başladı. Vatanı Filistin'i çok sevdi, çocuklarına sevdirdi. Filistin şiirinde büyük yer edildi. Şiir duygudur. Bu duygu seli olmadan şiir yazılamaz. Şair vatanından uzaklaşması, sevdiklerinin teker teker hayatından yok olması onu çok etkiledi. Hem vatanı hem sevdikleri için çok şiir yazdı. Kardeşi gibi bildiği Filistinli şair arkadaşı, önemli şair arkadaşı ve kendi öz kardeşi ayrı ayrı vefat ettiklerinde onlar için kasideler yazdı. Meryem Saifi diyor ki, kaybettiklerin yazdığım kasideler, yaktığım anıtları, bu dünyada yaratılan savaşın arkasında bıraktığı hüzün ve acı dolu insanlar için yazıyor gibi. Meryem Saifi'nin yalın bir üslubu var. Çok açık bir dille yazıyor. Şiirlerini okurken bir hikaye okur gibi oluyorsunuz adeta. Hayatın her alanıyla ilgili yazdı. Doğayla, toplumsal olaylarla ilgili, insanla ilgili her şeyi yazdı. Meryem Saifi çok yere gitti. Çok yer gördü ve o gördükleri, gördüğü yerlerle ilgili şiirler yazdı. Şimdi Arapçayı sevdiğinizi bildiğimden dolayı iki veya üç Arapça kaside okuyacağım. Önce kitabın ilk kasidesini okumak istiyorum. Kaside çok uzun olduğu için ben bir bölümünü okumak istiyorum. Kasidenin adı Yahuza, Yahusu, Cezannar. Yahuda ateş sapını sallar. Şimdi kasideyi okumadan önce biraz hikayesine değinmek istiyorum. 2002 Kudüs İntifada, yani ayaklanmasının ikinci yılında İsrail güçleri Filistin, Beit Lahim şehrine saldırdı. Şairin oğlu Amr direnişçilerden biriydi. Amr ve yaklaşık 200 arkadaşı Elmet Kilisesi'nde 40 gün kuşatma altında kaldı. Şair bu kasidede Meryem Ana'ya oğlunu ve arkadaşlarını kurtarması için yalvarıyor. Yahuza Yahusu Cezanna. Eyne ya Meryemu akdasu kerameti. Eyne. Eyne ya Meryemu dif'ul emni fi sahati mehdike. Kari al azrasi gıdren kader. الشباب الحرة قهرا صلبوا ومضى الناس في حق الأمان فاعتراني ما اعتراني آه يا عذراء حني وارحميني إن لي شطرا من القلب تحام في رحابك فاكتوت روحي بنار وتعالى بين قلبي وأمانيه جدار هو يا عذراء إيساي فحني وأعيديني إليه هو لي نجيته في المهد مسكان رضيعا وتلمست تناميه ربيعا
تجاورت في روحه كل البطولات التي ربيت فيها، أينعت في صدره كل الشهامات اعتزازا واقتدارا. حفظ الدرس مليا، عشق الدرس مليا، عشق الأرض التي فيها نشأنا وبها طافت أمانينا الكبار. إنها أرض القداسات، وفي أرجائها مهد الجدود، نبتت أرواحنا فيها، ومن مصر إليها سنعود. Şimdi Filistin'den bahsederken yine Filistinli bir şairin kasidesini okumak istiyorum. Direniş şairi Semih Kasim. Şimdi kasideyi okumadan önce bir olayı anlatmak istiyorum. Filistin Beit Lahem Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikte Yasir Arafat Semih Kasim'e Filistin Kültür Ödülünü verecekti. Orada Semih Kasim konuşma yapıyor. Biz diyor, Abu Ammar'dan, yani Yasir Arafat'tan bir kusur gördüğümüzde onu kaleminizle düzeltiriz. Salonda herkes ayakta alkışladı. Yasir Arafat Semih Kasim'in yanına yaklaşıyor. Ona kendi tabancasını uzatıyor. Al şunu. Kaleminizle değil, bununla beni düzelt, diyor. Tekrar salondakiler alkışladı ve Semih Kasim güldü. Yasir Arafat'la kucaklaştı. Semih Kasim, garipler, غرباء وبكينا وبكينا يوم غنى الآخرون ولجأنا للسماء يوم أزرى بالسماء الآخرون ولأن ضعفاء ولأن غرباء نحن نبكي ونصلي يوم يلهو الآخرون وحملنا جرحنا الداني حملنا وإلى أفق وراء الغيب يدعون رحلنا جزمات ويتامى وطوينا في ضياع قاتم عاما فعاما وبقينا غرباء وبقينا يوم غنى الآخر سنوات قتيل في سيناء كانت 40 ثم عاد الآخرون ورحلنا ورحلنا يوم عاد الآخرون فإلى أين وحتى ما سنبقى تائهين وسنبقى غرباء Türkçeden Arapçaya tercüme ettiğim bir kasideyi okumak istiyorum. Şair Hüseyin Haydar'ın yazdığı Sivas'a yapılan türkü adlı şiirin bir bölümünü okuyacağım. Yine çok uzun olduğu için hepsini okumayacağım. Sivas katliamıyla ilgili. Ogniyetin Risale Sivas. جاء تموز أيضا وحرق الأولاد حرقهم ظلم سيباس وحولهم إلى غنم وأنا أيضا احترقت معهم هيا انظروا يا أحمد لم تحترقوا ولن تحترقوا لن تحترقوا يا أحمد يا ليتني كنت أعينكم يا ليتني كنت أعينكم وأنتم تتبادلون النظرات في المدمة المتخل وسط الدخان الإهرام لو كنت فمكم المعسل وأنتم تتحدثون لم تموتوا ولن تموتوا لن تموتوا يا أحباب بلعت النار في حديقة الورود احترق الكرم واحترق البستان صرت متينا صرت منكشة صرت مرحا صرت عاصما صرت آيصلا صرت عاشقا مجنونا لن تذهبوا يا أحباب احترقت
من الشهر السابع دمي يطاس الحناء احترقت الصقور المكحلة ذهبت مراعي الجنون عقدت ألسنتي اشتعلت مياهي وينابي لم تتوقف ولم تتوقف لن تتوقف يا أحبابي آه لو كنت يديكم وأنتم منتظرون على درجات المدمع يا ليتي يا ليتني كنت عظم قدميكم أثناء مسيركم فقدت الحركة ومكست بها هيا صرخوا يا أحبابي beni dinlediğiniz için ayrıca ana diliniz Arapçaya sahip çıktığınız için başta Samandağ Belediye Başkanı ve eşi olmak üzere katkısı olan tüm yetkililere ve katılanlara teşekkür ediyorum. Arapça bilmeyen var mı? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çünkü bir arada olmanın farklı bir özelliği ve şekilde hatalarımız demişler ki cennet insansız bir işe yaramaz. İnsan olan yer güzel yerdir. Onun için sizlerle her ortam mutlaka güzel. Mehmet Atilla Turabi kimdir? Ben ortamda başkaları tanıtıyor. Şimdi burada görev bize düştü. Biz kendimizi özel olarak tanıtalım. 1952 yılında Antakya'ya bağlı Çatbaşı, Arapça adı Kırsıbamlı köyünde bulunmuş. İlk orta lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. İlkokul yıllarında sanat ve edebiyat atanmış. Arapça okuyup yazmayı küçük yaşlarda öğrendi. Aile sorunları yüzünden yüksek öğrenimini yarıda bıraktı. Uluslararası çok yönlü araştırmaları dosyalanmıştır. Şiir, makale, öykü, çocuk hikayeleri ve tiyatro senaryoları yazmış, yönetmiş, tiyatro, folklor, sinema oyunculuğu yaşamının başka bir rengidir. Hayatı ve sanatı Fatih Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak işlenmiş, onaylanmıştır. Ayrıca Türkiye Üniversiteleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan araştırmalardan sonra kainat insanı özelliği dünya edebiyat ve felsefe tarihine tescillenmiştir. Hepinizin gözü aydın. Ben size ait bir zenginlik olarak kendimle sizlerle tabii ki gurur duyuyorum. Çünkü ben size ait bir zenginlik. Her zaman şikayetlerimiz var biliyorsunuz. Kime söyleyeceğiz? Kendi kendimize söylenelim. Aldıramıyor. Taş yığdılar başımıza, kum kattılar aşımıza, sele dönen yaşımıza aldıramıyor. Herkes koyulmuş yarışa, topraktaki bir karışa, cebimizdeki kuruşa saldıran çok. Bozuldu özümüz soldu, midemiz haramla doldu, her yanımız diken oldu. Yolduran yok. Çalıp söyleyen ozana, sözü yoğurup yazana, kaşığını bal kazana, daldıran yok. Şeref namus seyitlerde, doğru haklı ayıplarda, saygı sevdiği kayıplarda, bulduran yok. Aşık Türabiyem canlar, kimseye kalmadı hala. Üstümüze düştü tonlar.
kaldıran yok, kaldıran yok. Bu taşlama atmış ama. Arkadaşlar, ben unuttum, çaydan önce onlar evi. Öyle mi? Biz de böyle, siz daha çok hemen geliyorsunuz diye size ikram etsin dersleri. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sağ olun. Serbest yazılarımızdan serbest şiir okuyalım. Bir çocuk vardı, adı Özgür. Tutsakları düşünemem. Özgürlükse bitimsiz. Boş korkudayım. Günlerce ramak almadan. Ya uykusuz kaldığım geceler. Elim uzanmazken sabaha gerçeği gördüm. Oluşumun özünde güneş, dünya, ay. Oradan gelmiş tutsaklık. Acılarda tatlılık. Ne yavandı ağaçlarda hürlük. Ne yalandı hayvanlarda özgürlük. Yüreğimde burukluk, yorgunluk bedenimde. Bendim özgürlüğü yiyen. İrkildim. Meşalemi yapmak istedim. Adı Özgür. Var mı gücün gündüzleri bitimsiz, varoşları incitmeden yaşatmaya? Var mı gücün? Demirleri eritmeye, duvarları yıkmaya, gözyaşları durdurmaya var mı gücün? Varsa sönmez yaktığın meşale, varlığın o zaman insana benzer. Bakın ne yapıyorsun?